Ahmet Olosoy Okullar açılırken öğretmenler ve eğitim sistemi Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır özdeyişinde de ifade ettiği gibi neslin sorumluluğu büyük ölçüde öğretmenlere yükleniyor. Bir anlamda ülkenin geleceğini yönlendiren öğretmenler bu büyük sorumluluğun yükünü taşıyacak kabiliyete, duyarlılığa, özveriye, heyecana sahip mi? Doğrusu koca bir haykırışla evet demeyi çok isterdim Pragmatist bir yaklaşımla sonuçtan hareket edelim ve yeni nesle bakarak öğretmenleri değerlendirelim uyuşturucu ve alkol kullanma yaşı orta okullara kadar inmiş şiddet eylemleri hatta öğretmenlere yönelik eylemler de aynı yaşlarda başlıyor çalışmadan kısa dönemde köşe dönme şans oyunları sanatçı futbolcu olma eğilimleri tamam yapmış tensel tapınma, satanizm ve deist olma modası gibi uçuk ve sınırsız özgürlüğe sahip olma güdüsüyle genç nesil sahne alıyor bu aralar. Doğrusu suça meyilli, değer tanımayan, sevgiden nasipsiz, duyarlılığı tatile çıkmış gençlerin sorumluluğunu sadece öğretmenlere yüklemek haksızlık olur. Burada ilgilenilmesi ve üzerinde kafa yorulması gereken konu hangi etkenlerin gençleri bu noktaya getirdiğidir. Bu noktaya gelinmesinde sistemin, ailenin ve çevrenin medya dahil büyük etkisi var. Maalesef yazboz tahtası haline getirilen eğitim sistemini yönlendirenler, öğretmenler ve veliler büyük riskin farkında değil henüz. Biraz da eğitim sisteminin içine girip bazı sorunlara değinelim. 1- Öğrencileri pasif halde tutan, bilgiyi oturdukları yerde almalarını destekleyen öğrenim modeli onları gerçeklikten uzaklaştırmaktadır. 2. Not sisteminde eşitlik ve adalet yok. Sınıfta kalma fiilen kalkmış ama ölçme, değerlendirme, sınav devam ediyor. Herkesin beşlik öğrenci olabilmesi mümkün mü? Sınıfın yarısından çoğunun karnesindeki bütün notlar 5. Veya herkesin sınıf geçmek zorunda olduğu bir sistemde sınav yapılması saçma değil mi? 3. Öğretmeni değerlendiren, başarılı başarısız performans sistemi getirilememiş. 4. Eğitim ve öğretimin merkezinde olan öğretmenler planlamanın karar aşamasından uzak tutulmakta ve anlayıştan ötürü planlarda lokal özellikler dikkate alınmamaktadır. 5. Öğretmenlerin yükselme, terfi etme ve sonuçta maddi manevi tatmin ve hatta motivasyon teşvik sağlayacak bir hedef önlerine konulamamış buna karşılık öğretmenlerin de rutin görevler dışında okula ve öğrencilere nasıl daha fazla faydalı olurum arayışı pek yok. 6. Doğrusu sistem başarılı idealist öğretmenlerin aleyhine çalışıyor. Müfettişler öğretmenleri baskı altına tutuyor. Anlamsız şikayetlerle öğretmenlerin açıkları aranıyor. Anlaşmazlıklarda bilirkişi olarak idareciler kullanılıyor öğretmenlerin kişilik haklarının, emeklerinin korunma endişesi yok. Öğretmen döven, hakaret eden ve disipline verilen öğrencilere caydırıcı ceza uygulanamıyor vesaire. 7. Öğretmenlerin görev tanımı net değil. İdare sicil amiri olarak öğretmene her türlü keyfi işleri yaptırabiliyor. 8. Öğretmenlerin emeğinin yeterince ücretlendirilememesi bir başka sorun. Birlerce sınav kağıdı okumanın, mesleki bilgisini güncelleştirmenin, ders dışı eğitim öğretim çalışmalarının hiçbir bedeli yok. Öğretmene güveni yerle bir eden, her şey için evrak hazırlamayı zorunlu hale getiren, iş yapmaya değil de iş yapmış gibi yapmaya zorlayan bürokrasi de eziyete dönüşmüştür. 9. Mebe bağlı araştırma geliştirme biriminin ortaya koyduğu doğru dürüst ürün olmaması da düşündürücü. 10. Okullar, öğrencileri belli müfredata ve milli eğitimin genel ve özel amaçlarına uygun yetiştirmekten uzaklaşmış, eğitim sadece sınava ve YKS'ye yönelik yapılmakta, milli ve manevi değerlerden bir haber bir nesil karşınıza çıkmaktadır. Özellikle ilk öğretimi çok önemsiyorum. İlkokul öğretmeni en başarılı kişiler arasından seçilmeli. En bilgili, en duyarlı, en yüksek maaşlı olmalı. Çünkü bir neslin geleceğini bir milleti inşa ediyor. Aslında kişiliği öğretmenliğe uygun olmayanların, öğretmeyi sevmeyenlerin, en azından öğretmen olurum mantığıyla hareket edenlerin kesinlikle öğretmenlik yaptırılmaması gerekir. Eğitici kişiliği ölçen bir yapı ve denetim ağı kurularak öğretmen adaylarını çok sıkı süzgeçten geçirmek gerekiyor. Bir kısım veliler çocuklarını sadece yarış atı gibi görüyor. Özellikle liselere, Anadolu ve Fen liseleri vesaire giriş için öğretmenlere not baskısı yapıyor. Zaman zaman istediğini alabilmek için üzerine düşen yükümlülüğü de yerine getiriyor. Önce öğretmenine güvenen bir sistem tesis etmeli. İdealize bir nesil yetiştirecek, güvenilir, en yüksek ücret alan, en zeki, en kabiliyetli ve öğretme, eğitme heyecanı dorukta olan, sürekli kendini yenileyen, idealist öğretmenler ordusu kurulmalı. Konuşma yeteneğini unutmuş, 500 kelimeyle okuyup yazan, Türkçe'ye, geçmişine, bilime, araştırmaya ilgisi kaybolmuş, zevklerin kölesi, tüketim hislerine yakalanmış bir gençliği olgunlaştırma, bilgilendirme, geliştirme eğitimde temel hedef alınmalı. Ülkenin kaynakları, imkanları öncelikle daha çok ve daha kaliteli eğitim için seferber edilmelidir. Nedir?